Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Dünkü dersin devamı. Fakat notu da getirmiştim. Rüya görmüştün Hasan abi. Rüya gördüm. Derse gittik. Bundan bir dünkü dersin 2-3 versiyon önde gidiyordu dersin şeyi. Ben derste oturmuştum. Başka birisi geldi. Ders yapana dedi ki tamam girme daha. O seviyede git dedi. Bak bir mertebede şöyle diye girecekti. Girme dedi. Kim yapıyor ders? Ben yapmıyordum. Başka biri. Başka birisi. X birisi yapıyordu. Gelen de Y idi. Yani ben derse katılmıştım. Şimdi bugün taakkula ve tasavvura girecektik. Biraz dünkü seviyenin dozundan biraz aşağıda yapalım. O doz iyiydi ama. Sen o dozu biraz daha arttırsan daha iyi olur çünkü çok kısalır. Mesafe mi? Çok açıklama yapıyorsun. Onun için hakikate ulaşmamız çok uzun sürüyor. Ama tabii umumu için... Yok, peki, şöyle yapalım. Biraz hafif bir deneyelim ondan sonra tamam. O fazla şey yapmayayım. Tamam. Ama garip tarafı zannediliyor ki başka bir şeyden bahsediliyor. Sensin bu. Gazete gibi okumayın manası şöyledir. Gazete hariç olduğu için gazete harici okutturuyor. Gözlüktür. Projektördür. Projektör. Yani hariç olduğu için haberler, gazeteler zevklidir. Okunuyor. Gazete gibi okumayın. Yani gazete harici okutturuyor. Bu kitap seni okutturuyor. Yönü insandır. Ne okuyorsan sensin. Gazetede ne okuyorsan hep hariçtir. Dimağda meratip ilim var. Yani ilim canlı ve ruhludur. Bu da orijinaldir külliyattan. İlim böyle bir birinci ders vardı ya burada. Hayata giren her şey hayatlıdır. Çünkü hayatın yapısı buna müsait değil, zıttına. Yani hayata ölü, yani ölü bir şey hayata girip ölü kalamaz. Suyun içine girip de bir insan kuru kalması gibi olamaz. Hayata giren her şey ki makineyi hayatla tasafi eder diyor. Yani hayat makine olarak söylüyoruz da. Hayat makinesine diyor. Varlığı atıyorsun, nurlanıyor. Hayata mektep diyor, kışta diyor. Efendim, sen hiç oturmadan bana bir bardak sıcak su verir misin? Söyledim, getiriyor saadetini abi. Tamam kardeşim, Allah razı olsun. Şimdi, hayat bir midedir diyor ustad. Sana hayatı vermekte şunları verdi falan. Mide, hayatın içine girdi mi, artık sen nereye gitti diyemezsin. Kendisine göre yapıya doğru gidiyor. Yani hangi seviyedeyse o ders. Bak şimdi şöyle diyeyim. Ben seslendiriyorum. Benimle alakası yok. Aynı olabilmek ne mutlu. Bu hakikatler ustadımıza hangi mertebede ayan olmuşsa sana geldiği zaman o mertebeleri oynatıyor. O mertebelere gitmek ister. Çünkü mekan orası. Çünkü içinde tefekkür var. He? Çünkü içinde tefekkür var. Tefekkür var. Yani dimağdan gelen bir hulasa kalbe gitmiyor. Dimağdan gelirse dimağına aktif ediyor. Vicdandan gelen bir katre ise vicdanına doğru gidiyor. Tamam. Şimdi dimağda meratibi ilim muhtelifedir, mutebisedir. Yani dimağın
şu kafayı tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Şimdi kullanacağımız aletler, bunlara maleti tanımıyoruz. Sorun burada yani. İşte duygularını ve sıkıntılarını kontrol edememenin sebebi bu. Dimağı, hani at terbiyecisine seyis deniliyor, seyis. Köpek terbiyecisi var. Kangal, Sivas'ta mesela. Burada kurt köpeği Alman değil mi? O aklı olmadığı halde zekası var. Eğitiliyorsa. Tamam. Aklı olmayıp zekaveti olduğu halde hissi bir mahluktur. Eğitiliyorsa sen duygularını ve dimağını haydi haydi eğitirsin. Bunlar eğitilmeye muhtaçtır. At gibidir, köpek gibidir bazı duygular. Eğitilmesi lazım. Eğer eğitirsen kontrolüne girer. Mesela? Mesela? Bazı duygular. Mesela diyelim ki tasavvur. Eğer sen tasavvurunu eğitirsen seni öteye taşıyor. Eğer eğitemezsen, sana hükmederse vallahi tasavvurun senin cehennemine sokuyor. Ne diyor onu? Cehennemin cehennemi var. Cehennem hiçbir şey değil. Cehennemin cehennemi burada. Bir ders var. Sitede yaptık. Yok. He? Yok olma. Yok. O bizdeki şeyi. 744'te var. Sözlerde. Lemat'ta. O, bu dimağdaki o mertebeler, 7 tane, kullanılamazsa nasıl dibin dibine sokuyor? İşte bunalımlar, panikler, depresyonlar, şeyler. Hep bunların dışa çıkmış kusmaları. Yani balığın kokusu gibi. Koku. Yani tavşanın avın kokusu gibi. Ses gibi. Ses. Bir şeyin varlığına intikal eden. Gibi şeyler. İntihar. He? İntihar ondan oluyor. İntihar bundan. Allah'ım, sana nasıl yakışıyorsa, vicdanımla söylüyorum. Allah'ım, sana nasıl yakışıyorsa, ustadıma öyle muamele et. Nereden bilecektim? Ben bunları okudukça, of be diyorum. Açıyorum masamda, yani açıyorum, of be. Keyif alıyorum, vallahi alıyorum. Şükür için söylüyorum. Ve emma bi nimete rabbike fehedis. Şükür için tadat et. Elhamdülillah. Kimseyi memnun edecek diye bir problemim yok yani. Kim nasıl anlarsa anlasın. Ben keyif alıyorum misali nurda. Lezzet alıyorum. El öper gibi hakikati öpüyor. Cevizi sana getiren kabuğunu öpebilirsin diyor ustad şeyde, mektubatta. Şükür için. Sana gelen hediyeyi. Yoksa nice kara kaplı kalplerin elini öpecektik. Din diye kendi hissiyatını ortaya koyan adamların elini öpecektik. Öp kendini, hakikatını. Burayı öpmüyorsun, kendini öpüyorsun. Neyse. Dimağda meratibi ilim muhtelifedir. Yani Allah'ın ilmi tek bir boyut değildir. Subutir. Çok mühim olduğu için çok duruyorum zannediyorsunuz. Kardeşim, ne olur maziden gelen böyle ülfetimiz var ya, ülfet, baş belası, nurcuların baş belası. Ülfet, ünsiyet değil. Anladım zannı. İlim, subutu sıfatın 7 sıfat var ya, ilim, irade, kudret, sen, basar, kelam, hayat, kudret. Orası cansız olur mu? Topraktan hayat çıkacak, ölüden. Subutu sıfatta olan ilim cansız olacak. Böyle bir şey mantık olur mu? Zaten hayatta subutu sıfatın konumunda ilim, irade, hayat, kudret, kelam, basar. Hani ilim, hayat da burada zaten. İlim canlı ve ruhludur. Ha, işte bu diyor, meratip ilim muhtelifedir. Yani ilmin içerisi, hayatın içerisinde nasıl meratip var? İlmin içerisinde de meratip var. Hadis-i şerifte gördüm. Allah'ın ilmi şöyle bir Nil gibi düşünün. Kızılırmak gibi değil de Nil, deniz. Akıyormuş an bir an, dehşetli suratla. İnsanoğlu işte kepçesiyle, kaşığıyla, çanağıyla
tenceresiyle ne daldırdı almışsa. İlim buymuş. Onun nehrin adı ilimmiş. Bir akan bir daha akmıyor. Yok yani bir daha geri gelmiyor. Öyle nihayetsiz akıyor. Ezelden ebede doğru diyor. Allah Resulü diyor. Püh ama ya Rabbi. Yani geri dönüp de baştan sirkülasyon olmuyor. Devir yok öyle bir şey. Bir giden bir daha gelmiyor. Ezeli ve ebedi olarak ve nehir gibi akıyor. Allah'ıma bak ya benim Allah'ımın ilmine bak. Hacı, işte muhtelifedir. Sorun burada. Mültebisedir. İltibas edilmiş, karıştırılmış. Tek bir hakikat zannedilmiş. Şimdi karıştırılan yeri söyleyeyim. Dima. Dima'da meratip var. Burada mertebeler var. Fırtınalar var. Ama asude bir alem. Birbirleriyle bunlar birbirlerle mültebise, iltibas olunmuş, karıştırılmış. O zannedilmiş. Buraları dolaşmayan nereden bilecek yani? Nereden biliyorsun? İltibas olunmuş diyor, karıştırılmış diyor. Tamam. Ahkamları muhtelif. Yani dişe vuruşları muhtelif. Mesela tahayyülün dişe vuruşu, tasavvurun dişe vuruşu, taakkulun dişe vuruşu. Mesela tasdik gidiyor. Aklın içine bir girdim, ama ya Rabbi. Hafif girdim, öyle bir alem ki. Korkumdan çıktım dışarıya. Çalışamadım. Bir akıl var, bir de meleke-i akliye var deyince, oho, çık dışarıya. Daha giremedim Abdülmetin. Akıl var, bir de meleke-i akliye varmış. Aklın içine bir baktım ki, 12 mertebe var biliyordum. Senelerce onu papağan gibi yapıyordum. Ne 12 mertebe ya? O zaman öyle bulmuştum. Ama onlar olmakla beraber yeni bir meleke-i akliye gördüm. Kimde var diye de merak ettim. Bir baktım ki Allah Allah tuhaf. Meleke-i akliye kimde olurmuş? Muhtelife bunlar. Onun için söyledim. Yani acayip acayip farklı alemler. Burada. Odunun içerisindeki nur gibi. Buzun içerisindeki su, enerji, esir madde gibi. Buzdur, sudur, H2O, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, akıl cebiri, ruh cebiri. Hepsi bunlar aynı yerdeler. Burada. Buz, su, H2O, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, akıl cebiri, ruh cebiri, Nur-u Muhammed-i Esma hepsi aynı yerde. Nasıl oluyorsa, odunun içerisinde nasıl oluyorsa, çekirdeğin içerisinde elmanın kokusu, tadı, tuzu, karabiberi, kimyonu, biyolojisi, kimyası, matematiği, geometrisi, astronomisi her şey orada. Bu böyle olacak da. O da mı aynı? Bunun gibi. Aynı. Ve bu basit, bu buz, bu dima. Buzdur ama sudur, öyle değil mi? Evet. Kafadır ama dimadır. Dimadır ama tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik bunlardır. Odur ama tahayyülün içine git. Daire-i misaliden alemi misale kadar ne kadar alemler var aynı yerde. Bu isimleri şey abi anlamadım bir şey hani şimdi bu kadar basit kafadan ya. Bir de nurani olarak düşünüyoruz. Ama bir kanama oluyor. Adam beyin kanamasından gidiyor. Evet. Burayı nasıl çözelim? Ha bu bedensel bir şey biliyor musun? Yani basıyorsun o sistem biz bu bedensel yapı bu kainatla beraber ya. Sistem bunda işlevi var. Ruh kendisini burada ifade eder. Yani fark şu. Elektrik kablosunu düşün. O kablo yanmıyor değil mi şu anda? Ocak takın ısı olur. Ampulü takın ışık olur. Torna tezgahını bağlayın, güç olur. Asansör güç olur. Süpürge makinesi hareket olur. Görmediğime inanmam diyene tutturuyorsun gebertiyor. Elektrik nedir? Eğer elektrik hakikaten sıcak olsa kablo yanması lazım. Sıcaklık elektriğin sıfatıdır. Kendisi değil, öz değil, cevher değil.
balık koku gibi. Hem her şey hem bir şey değil. İşte Dima, yani Üstad diyor ki o şeyde işaret edeceğiz de aynı kanun. Kalpten maksat diyor, sanem beri bir çam kozalağı değil, bu değil. Burada tezahür ediyor. Yani ruhun kalbi özelliği burada, ruhun dima yani fikri, aklı özelliği burada tezahür ediyor. Yani klima, aynı prize takıyoruz, klima soğutuyor. Aynı kenarını elektrik ocağına koyuyoruz, ısıtıyor. İki zıt şey, aynı yerden çıkıyor. Bu bir de şu yanlışımız var. Bu dima kalpten farklı zannediyoruz. İnsan iki ayakla durduğu gibi, bu akıl nedir? Kalp düşünün böyle, iki ayak var. Kalbin bir ayağı vicdan, bir ayağı dimağdır. Onunla durur. Yani bu dimağ kalbin A tarafı. Kalbin B tarafı vicdan. Onun için makesi hissiyatı vicdan. Mazari efkarı dima. Yani dima, tencereyi getir. Dima koyduk. Vicdanı da koyduk. Karıştır. Bütünleşen şeye kalp deniliyor. Ama kalpte dimadan ve vicdandan ayrı yapı da var. O hariç. Mesela Latife-i İnsaniye var ki, bir ders var, görmüşsünüzdür. Latife-i İnsaniye var. Başka sırlar var, hafiler var falan. O da bunun dışında. Tamam. Yani bunu buradan kopuk değildir demek istiyorum. Yani bu kanadı, beyin şey yaptı. Hayatiyetin tezahür edecek elektrik ocağı teli koptu. Teli koptu. Isı gözüküyor mu? Gözükmez. Peki elektrikte sorun yok. Ocakta sorun var. Burada da patlayınca bu. Yani böyle kaynatı içine alan bir şey, ufacık bir kanamada bizim anladığımız gibi fişi çekilmiş gibi oluyor gibi görünüyor. Orayı biraz anlayamadım. Yani işte o tel kopunca elektrikteki ısı hakikata tezahür etmiyor. Ama elektriğinde sorun var. O orada tezahür edemiyor. İşte dimağda ruh kendisini böyle ifade ediyor. Kalpte kendisini böyle ifade ediyor. Zemin ortadan kalkarsa, mesela diyelim ki ama doğuştan kör. Çocuğu olsa çocuğa ama olur mu? Yok. Yani burası işlevini kaybetmiş. Ruh kör değil. Sen bu evden çıkacaksın akşam dersten sonra. Sen mi öldün? Bu bina sana göre öldü. Sensiz bu bina ölmüştür. İnsansız bu bina nedir? Cesetten ruh gitti, ceset öldü. Bu işte ya. Ceseti terk etmiş. Ama bu zamanda Dima Üstad diyor ya, çöp tenekesine benzemiş diyor. Evet. O hangi, ben not almıştım. Şey diyor, Barla'da. Barla 155. Barla'da diyor ki evet. Kemal doktor var. Ey doktor, bahtiyar, kendi hastalığını teşhis edebilen bahtiyar doktor. Sen de benim gibi dimağını, kafanı teftiş etsen göreceksin ki ne kadar nurlanması gereken o dünyaları çöplüğe dönmüş. Her geleni seyrettik, her geleni okuduk, her geleni dinledik, her geleni tuttuk, her geleni yedik, kokladık, çöpe girdi ya. Çünkü hayata giriyor hepsi. Hepsi hayatlanıyor. Günahlar hayatlanıyor. Sebaplar hayatlanıyor. Nasıl arındırabiliriz peki Hasan abi? Yani hepimizde var bu. Arındırdım diyor ya. Biz nasıl yandırmış? Ustad nasıl yandırmış? Ben, sen de teftiş etsin. Ben diyor nurlandırdım. O dünyaları. Geliyor bir hakikat. Onların yapısını değiştiriyor tefekkürle. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Şimdi bu dersi diyelim ki ben kendimde misal vereceğim. İyi bir ders yapıyorsun diyor. Şey diyor bana. Keloğlan. Nefis, tamam mı? Diyor ki bayağı adamsın ha. Ya millet de pofukluyor. Hocam, abi traktör şamyolu gibi, arabanın lastiği gibi şişiyor. Abi şişiyor mu şişmiyor? Böyle. Bu da bir çöp gibi. Şimdi eskide işlediğim günah var. Günahlar bak nasıl nurlandıracağım. Eskide işlediğim günahlar var. Şimdi abi dediniz ya benim. Ben de çıktım katıma odama. Vallahi ne adammışsın be falan. Gittim.
hemen vicdanım, benim nefsim, benim ruhum. Vicdanım diyor ki, ulan Firavun, ya şu ders falan tarihte yaptığın günah var ya, he, ulan nereden hatırladın lan şimdi ben? Ya ona ya kefaret olsun. Bu sefer o günahlar beni iki büklüm edip kul yapıyor. O zaman günah işe yarıyor. Ama sakın ha işe yarıyor diye güneş değil mi? Zaten yetiyor eski günahlar. Eskiler yetiyor. Eskiler yetiyor. Daha yapma. Karıştırma. O zaman o günah bak nasıl nurlandırdı beni. Benim kul olmama vesile oldu. Hasan dedi bana. He ne oldu vicdan? Hatırlıyor musun falan İstanbul'da şu günahı yapmıştın. Talebeyken. Aman ya Rabbi. Bugün yaptığın ders. Allah merhameten yaptıran o. Sana veren o. O değil mi? Ha, ama burada bir vesilelikte bir sakın ha. Ama sen böyle eğer ille gururlanacaksan ya şu bugünkü dersin ya o tarihteki okulda işlediğin o günah var ya. Ya ona bir kefaret olsun da yeter. O zaman havam iniyor. Pişş. O zaman bu ders hakikate inkılap etmesine o günahın vesile oluyor. Kul oluyor. İki, günahlarla da hayatı farklı bakıyorsun. Hastalıklar gibi. Çünkü günah işleme kabiliyeti olmasaydı, günah işleyebilir kabiliyetli getirirdim. Günah da ayrı bir penceredir. Yani olaya... Nasıl abi şimdi günah işlemeyen olsaydı... Şöyle diyor. İnsan yapı itibariyle günah işleyen, yani işlemeyecek bir yapılı donanım olsak, melaike gibi, Allah diyor ki ben bunu kaldırırdım. Günah yapabilir kabiliyeti de olan bir mahluk yaratırdım. O tarafta olabilir. Hani illa günah işlesin değil bu. O kabiliyeti beni şey yapacak, mesela dürtecek. Bak onu, çok onu, ver ağzının payını. İçimde bir dürtü var. Bu dürtünün adı şeytandır. Bir iki ayaklı bir şey arama. Bu işte. Bu istek var isteğin. Bak onu canım istiyor dediğin şey o can değil. Şeytandır. O, odur yani başka bir şey değil. Onun özelliği de değil. Odur ta kendisidir adamı. Ta kendisidir. Şimdi bu sistemi kaldır senden. Senin diğerlerini kim aktif edecek? Kim onları oynatacak? O işe yarıyor. Harici şeytanlar, bizim içtimai hayatta olanlar, harici şeytanlar çok. Harici şeytan, dahildeki şeytan olmasa hiçbir şey olmuyor. Mesela diyelim ki şeytan hayvana musallat olmuyor. Hariçteki şeytan sığırı bozabilir mi? Hiç gördün mü kafir sığırı? Müslümanını görmek ki. Allah Allah. Fesubhanallah. Vahid-i kıyası oluyor. Evvela tahayyül olur. Dün akşam bunu şey yaptık. Değil mi? Sonra tasavvur olur. Fazla ona epey girdik değil ama tam tatmin olmamıştık ama girmeyelim fazla gene. Tasavvur içeriye alınan düşünce çeşitliliği. Bu kullanılamadığı için firavunlar buradan türemiş. Yani İstikamet burada çok zordur. Fırtınalar buradadır. Tasavvur. Yani dima soğan kabuğu gibi düşünürsek en diş kabuğu tahayyül. Gir içeriye tasavvur. Gir içeriye taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Tamam? Ditti. Şimdi ikinci soğan kabuğu tasavvur. Yani tahayyül resimlerin cemi olduğu. Ama sakın ha hayal hayal değil. Adı hayal. Hayal hepsi canlıdır. Canlıdır. Oradaki tahayyüldeki, alemi misaldaki her şey canlı ve ruhludur diyor. 110 birinci derste okuduk. Sözlerde. Alemi şehadette canlı ve ruhlu olacak. Alemi gaybtan olan alemi misal cansız ve ruhsuz olacak. Böyle bir şey olur mu? Hepsi canlı ve ruhludur. Neyi seyrediyorsanız canlanıyor ve ruhlanıyor. Ne seyrediyorsa. Çünkü makineyi hayata girince ötelere dönüştürüyor. Formatın uzantısını değiştiriyor. Makine hayat, mektep, kışta gibidir diyor. Hayata girince ne hangi yola girerse girsin. Kulakla, gözle. Hiç fark etmiyor.
yapısını değiştiriyor. Hemen uzantısını İnsan değiştiriyor. Hayalle üzülüp ağlayıp hem de ne kadar gülebilir de. Hem de ne kadar? Günah tabii. Hiçbir şey yapamaz. Hayal lokomotif gibidir. Vagonları çekiyor. Hayaline hakim olan dinine mukayyet olur. Hayaline hakim olan hakikaten huzur etimi kazanır. Çünkü çok ilginçtir. Neyi hayal ediyorsanız siz onun içine giriyorsunuz. Balondur o. Bir şey diyeyim şimdi ama yaslanın bakalım. Hayal veya tasavvur içimizdedir. İçimizde bir latifedir. Şu anda yok. Şöyle misal, ona gitmeden şöyle diyeyim. Geliyorum, hiçbir şey yok, kolumu sağlıyorum. Mermere bir vuruyorum, elim kırılıyor. Ama tefekkür ediyorum veya konsantre oluyorum. Hıt! Kırıyor. O güç neredeydi? Bizde var olan gizli gücü tefekkürle, sporun tabiriyle, konsantreyle, yoga ile, doğu öğretisiyle ki Müslümanlardan almışlar, tefekkürle o batındaki uyanıyor. Seni kaplıyor. Onun içine sen giriyorsun. Senin içindeki aktif olunca seni içine alıyor. O zaman sen içinin içine giriyorsun. Onun için yaslanın dedim. Tasavvur veya hayal senin içindedir. Ama hayal kurduğun anda sen onun içine giriyorsun. O zaman cümle şöyledir. İçimde olanın içine giriyor. Onu sokakta mesela bir rastlarsın. İçinin içinde olanlara. Ki yürürken tek başına gidiyorlar. Yaraşamıyor musun? Çok. Eve gelelim. Fazla uzağa değil. Kadınlar mutfakta bulaşık yaparken. Eğer hayalde yaşamasa bu bulaşıklar yıkanamaz. Bu yemek olamaz. Hasan abi diyor ya, hayattaki şeyler sana uzakta gözükür diyor. Değil mi? O aklıma geldi. Uzakta değil ya. Evet, kesinlikle. Burayı kestirsen ya. Hasan abi, insan hiç izlemediği, görmediği şeyi hayal edemez mi? Neyle eder? Var olanları işte çok antikadır. O sistem ikisinde de çalışıyor. Emri nisbi, emri itibari. Sen daha önce seyrettiklerin var ya resimleri. Onları kesip biçiyor, altına üstüne şey yapıyor. Onlara itibari vücut deniliyor. Montaj mı oluyor? Movie maker yapıyor. Yani ne diyorsa ne? Movie maker diye bir program var da montaj alıyor. Bak şimdi, emri nisbiyi çalıştırayım şimdi. Sokuyorsun beni Abdülmetin bu taraflara bak. Günah senin kafana. Bak, emri nisbi ve emri itibari burada da çalışıyor. Emri nisbi hariçte kıyas ederek büyük bina, küçük bina, eksi bina, o malzemeleri topluyor tarafımız. İçeriye giren malzemeleri istediği gibi evirip çevirip yeni bir motif yapıyor, yeni bir şekil kuruyor. Ona da emri itibari deniliyor. İşte var olan hayalde hiçbir şey olmasa, sen onu kullanmasın. Ona ait bir örnek vereyim. Doğuştan ama hayal kurup da yeni olmayan bir şekil kuramaz. Şekillendiremez hiçbir şeyi. Hiçbir şeyi kullanamaz. Mesela amaya sordum. Doğuştan amaya sordum. Dedim ki, rüyanızı nasıl oluyor? Gündüzdeki gibi oluyor hocam dedi. Nasıl dedim? Mesela biz dedi gündüz denizi nasıl görürüz? Şah, şah. Şah, dalga var ya. Biz duyarız, sorarız yanımızdaki nedir bu? Deniz. Gideriz elimizi sokarız böyle. Gündüz hangi malzeme ise gece de rüyamız şöyle olur. Şah, denizin kenarındayız. Allah. Şekillendiremezler, şekil yoktur. O zaman kim şekillendiriyor değişik şekilleri? Deposunda şekilleri olan şekillendirebilir. Çok iyi ustasın ama inşaat ustası malzeme yok. Nasıl bir ne yapacaksın? Demek ki senin kafana gireni duruyor. Emri nisbi denilen bir sistem de çalışıyor ayrıyetten. Hepsine giriyor. Onu eviriyor, deviriyor, çeviriyor. Alttan alıyor, üstten alıyor, koparıyor, kesiyor. Yeni bir sistem de kuruyor. İşte bu tefekkürde kullanılmak içindir. Şeytan da aynı malzemeyi kullanıyor. Aynı kullanıyor. Yani bu sistemi kullanabiliyor şeytan.
Şeytan en büyük silah şudur. Eyleme dönüştürmediğin her bir bilgiyi, seyrettiğin her bir günahı onun elindeki bir malzemedir. Şeytan kendisi hariçte sana bir malzeme getirme şansı yok. Seni sana kullanıyor. Kullanmadıklarımızı. Evet, kullanmadıklarımız şeytanın eline verilen güçtür. Vesvesi budur. Dimağdaki çöplük şeytanın silahı oluyor. Silahı oluyor. O zaman içeriye gelene dikkat et. Kesinlikle. Çok dikkat etmek hiç lazım. Ya mesela ya. Ben uçakta geldim, tamam mı? Uçakta gelirken dedi biraz tanıştık falan. Ya beyefendi sen dedi Kur'an okudu falan. Baktım inerken 20 dakika. Artık dedim keseyim. Baktım film seyrediyorlar koltuktan. Ya kapattım. Ya dedi hep okuyorsun dedi ya adam tanışmak istedi demek ki. Ya dedi hiçbir şey de seyretmiyorsun sen. Dedim ya ben dedim kafama çöplük haline getirmek istemiyorum. Adam ya biz ne kadar alışmış bu lafa. Normal sıradan bir şey yani kitabı de değil. Allah Allah dedi ya çok acemime gitti dedi ya. Nasıl çöplük dedi. E dedim sen dedim bunu seyrettikten sonra dedim uçaktan inince sen de yok olacak mı dedim. Olmayacak. Adam tuttu valiz alırken bile dedi ki anlatsana onları bana dedi. Burası da orada. Siteye gir. Dedim siteye gir. Öyle dedim. Bu tasavvurun içerisinde Abdülmetin şeyde çalışıyor. Emri nisbi, emri itibari çalışıyor. Yani nisbi dış dünyadan. İtibari ise o dişten alınanları değiştiriyor. Önün arkasını alıyor. Demek ki fazla girmeyelim, uzatmayalım ki diğerlerini de yetişsin. İki derste bitirmiş olayım. Tasavvur içeriye soktuğumuz bilgiler. Ama depolanmamış. Depolansa tamam zararı pek o kadar olmaz. İstif edilmesi lazım. Şimdi hocam tahayyül içeriye alma işi. Hayır tahayyül resimler. Resimleme işi. Tasavvur ise bilgi işi. Bilgi işi. Bilgi işte. Bilgi işte merkezi. Tasavvur bilgi işte merkezi. Gelen bilgilerin doğru yerde depolandır. Depolandır. Ama dikkat edilen bir latife var. Bu tasavvurun içerisindeki dosyaları arşivliyor. Neyine? Bulman için. Mesela memur, sen memursun. Bir adam geldi, dosyasını yaptın, attın depoya. Bir attın. Sonra konsolosluğa geldi, bir iş yapacak. Nasıl bulacaksın adamın dosyasını? Hepsini nasıl katlettik ben? Ama tasnif etsen, tak diye 216'yı bulursun. Evet. Dikkat latifesi içeride olanı tasnif eder. Dikkat. Dikkat. Tamam. Dikkat içeridekileri depolar. 147 üniversiteden. Arşiv memuru diyor. Evet, arşiv memuru diyelim. Buna aferin ya, güzel laf etti ya şimdi. Adresi tekrar bulabilmek için kendimizde böyle dikkatle bu binayı gördük. Onu arşivledin demektir. Ha demek ki bilgi işlem merkezi tasavvur. Resim işleme merkezi tahayyül. Şimdi taakkula geçiyoruz. Bu iki işlemi kullanan üçüncü bir sistem devreye. Akıl. Aklın içerisinde 12'den ziyade, ben 12 bulmuştum, ayrı yapı var, yapılanma var. Hepsinde de var mesela. Hepsinde de ayrı yapılar var içerisinde. Ama bunların bir ismi. Mesela burasının bir cami söyledim, yani dershane ama kaç kat var, şey var, kaç kişi var vesaire. Aynı bunun gibi taakkul bir sistemin adı. İçerisine girince tefekkür var, meleke yakliye var. Efendim idrak var. Ya, izan yok. İzan yukarıda. Şey ama meleki izan var mesela. Meleki akliye var. Böyle sistem içerisi acayip. Taakkul denilen akıl. İşte felsefecilerin son varacağı nokta bu. Vardığı nokta. Bundan aklını kullandığı için bundan aşamaz. Bunu aşamaz. Bir daha söylüyorum. Felsefeciler aklına güvendiği için, aklını sırf aklıyla anlamaya çalıştığı için, aklını akılla anlamaya çalıştığı için son nokta budur. Müslüman ise bu aklı yapılırken, bu akıl kullanılmadığı için, bu aklı o akla bağlamak akıllılıktır inancından dolayı
bu aklını oraya bağlamış. O zaman oraya taşınıyor otomatik olarak bu akıl. Bu sefer o akla, o akla bu akla hükmediyor. Merkeze bağlı. O akla bu akla hükmediyorsun. Sen merkeze çıkmışsın. Bir tane örnek versek bağlama örneği. Şöyle diyeyim. Taakkul, akıl melekesi, onun hakikati lef-i mahfuzdur. Tamam mı? Daha ileri gidersen alim ismine dayanıyor. Mazhar olacaksın. Daha arkasına gidersen Allah'ın subutu sıfatından ilimdir. Şimdi bu aklı asr-ı mücedidi olan Risale-i Nur'a anlamaya teslim edersen aklından çıkıyorsun. Bunun aklına giriyorsun. Aklından şey yapıyorsun, çıkıyorsun. Bunun adı yokluğunu bilmektir. Ben diyor 40 senelik ömrümde, 30 senelik tahsilimde yokluğumu bilmeye çalışıyorum. Yokluğunu bilmek demek yok olmak için değildir. Yok olmak demek kendini yaşamamak demektir. Başka şeyi yaşamaktır. Onun eylemsel özelliği ise sünnet-i seni yaşamaktır. Sünnet-i seni yaşayan kendisini yaşamıyor demektir. Kendini yaşayan sünnet-i seni yaşamıyor demektir. O zaman ben yokluğumu bilmek kendimi yaşamamam demek. Kendini yaşamamak demek, başka şey yaşıyorsun demektir. Sünnet-i seni yaşamak, kendini yaşamamak demektir. Aklı esas almak, aklına göre yorumlamaktır. Ama bu aklı, bu akla teslim etmek. Yani ben, bu neyin nesidir bununla değil, ya bu ne diyor diye bakarsam, bunu gözlüğünü takmış olurum. Yok takmasam böyle bakarım ki göremem uzağa. Yani ustad diyor ki cüz'i ihtiyarımdan vazgeçtim. Demek iradesiyle yapıyor. Ben cüz'i aklımdan çıkıyorum. Külli bir akıl olan Risale-i Nur'a teslim oluyorum. Onun için sadakat külli akla bağlanmanın akıllılığın özelliğidir. Akıllı insanların özelliğidir. Sadaka. Aptal kendi aklına güvenir. Zaten bugün gençlere okumuştum. Bakayım. Başkasının aklına diyor danışmak, başkasının aklına danışmak akıllılıktır. Kendi aklına güvenmek şey diyor, akılsızlık demiyor da nakıs bir akıldır diyor. Bir, cep feneri gibi. Cep feneri gibi. Yani onu bir bulabilirsem şöyle bakayım. Okumuş, yerinden okurdum. O anda tefekkür, ha şurada değil, biraz da gideyim, tamam yok bulamadımsa, çok ilginçtir. Ha şurası herhalde. Akılların ölümünün çoğu hırslarının yıldırımların altındadır. Ha, kimin kalbi değil tevazu susmanın, kimin kalbi bırakıp terk etmek hırs, ona yapışmak, danışmak hidayetin gözüdür. Danışmak hidayetin gözüdür. Kendi görüşüyle yetinen kendini tehlikeye atmıştır. Yani kendi aklına hareket eden tektir. Birisiyle tanışırsan iki akıl olur. Üç kişiyle tanışırsan, danışmak ve ondan sonra tanışırsan danışırsın. O zaman danışırsan olur üç akıl. Ama ben kendimden çıkarsam, vahye dayandırırsam benim aklım vahiy ile görür. Vahyin gözü olur. Bunun ustası şöyle bir misal veriyor. Dalgıçta aldı gemiden. Hazine çıkar bir baktı yuvarlak bir şey var. Çıkar der ki bütün gemi bununla doludur. Ama gemiye dalarken böyle lambayla dalarsa, gözlükle dalarsa geminin her tarafını görür. Ne hazine olduğunu söyler. Vahiye teslim edilmesi gerekiyor. Aklın gereği budur. Bu akıldan istifa edip bu aklı yapana teslim edersen bunun adı akıllılıktır. Kendi aklına güvenmek akılsızlık, bundan kaynaklanıyor. Bir şey diyecektin abi. Sadakatla şu. Eğer sadakat öyle bir sırdır ki, bu aklı vahye teslim etmek,
teslim etmenin yöntemi, olayın adı sadakattır. İşlevi ise akıllılıktır. Aklı küldür. Gerçek akıllıysan sadakat gösterir. Göstereceksin. Kendine güveniyorsan sadakatin yoktur. Olmaz sadakat. Doğruya sadakat gösterir. Amin. Evet. Kur'an'a. Şimdi mesela Risale-i Nur'un laikalarıyla hareket eden aklı kül. Mühit bir akla, vahye. Şey. Ne demek istiyorsun vahye? Kur'an'ın icaz-ı manevisine giriyorsun. Risale-i Nur, Kur'an'ın icaz-ı manevisidir. Eğer sen laikalarla, sadakatın simgesi laikadır, sözler değildir. Laikalardır. İhlas sözlerdir. İştirak amal uhreviden istifade etmenin birinci yolu sadakat. Ondan sonra ihlas, ilim, takva, iştinab-ı kebair, hizmet. Sadakat laikalarla olur, sözlerle olmaz. Dinde de zaten sadakatın yüksekliği, ilimden yüksekliğini şöyle anlatıyor. Ebu Bekir Sıddık. İlim ise dördüncü sırada. İmam-ı Ali. Sonra adalet, muhakeme, muvazene, hak sahibinin hakkını vermek, olayların evvelini, ahırını, siyak ve sibakını bilip davranmak adalettir. İki. Enfüse dönmek, enfüsü yapılanmak, Osman üçüncü sırada. İlim dördüncü sırada. Kim ne isterse yapsın, taraftar olsun. Sadakat birinci sıradadır. İslamiyet'in simgesi de zaten odur. İslamiyet teslimdir. Teslim ne demek? Akılsızlık değil. Buradan istifa etmiyorsun. Asıl akıllı. Asıl. Yani şu mantığı kuruyorsun. Bu aklı, bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu aklı o akla bağlamak akıllılıktır. Çünkü bu aklın yapılandırmasına o yaptığı için bu nasıl çalışır, nasıl mutlu olur onunla bilinir. O da vahiydir. Bu aklın zaten veriliş gayesi vahye tabi olmak için yapılmış. Yapabilir. Evet, yapabilir. Bu aklı vahye teslim etmek için yapılmış. Vahiy. İlim adamlarının ortaya koyduğu bir şey de var abi. Aklı insan, en zeki insan bile yüzde kaçını? 10 diyor. %10 yani onda bir oluyor. Bilim adamlarının her sözleri bilimsel değildir. Bunu da unutmayın. Fakat çok tuhaftır sadakatı ne kadar. Adam yer çekimini bulmuş, dünyada meşhur olmuş. Eşyanın çekildiğini. Bir insan ki Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam ruhun çekildiği alemi keşfetmiş, ahiret demiş, meşhur olmamış. O da bir çekim. Ki bu bilim adamı yer çekimini bir tane bulmuş ömründe. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çekilmekten, itilmekten, hakikatinden her hayatının her safhası buluşlarla dolu meşhur olmamış onun kadar. O yer çekim kullanan kimdi? Galile miydi? Newton olması lazım. Newton. Arşimet suyun kaldırmış. Adam bir şey bulmuş. Ama hayatının hepsi böyle doğru değil. Unutmayın, bilimsel adamların her sözü bilimsel değildir. Ya ideolojisine kurban olmuş ya da his ve hevasına. Hayatında bir tane bulmuş. Risale-i Nur'a bakarsan Allah aşkına bir tane mi bulmuş? Şu dima tespit etmek başlı başına acayip değil mi? Freud burada bakmış. Kafayı tek demiş akıl, ustad yedi aymış. Yani şuraya bakın ya. Freud dediğin adam bunu akla, kafaya akıl demiş, başka bir şey dememiş. Demek ki aklın vasatı vereceğin kararda ya da yapacağın seçimde akıl seçim yapıyor. Evet, yani doğruyu ama kendi başına değil, başka ilim ile bulmak. Yani evet, şöyle. Aklın vasatı bu aklı verene tabi olmaktır. Aklın ifrat mertebesi cerbez yapıp kendisine güvenmektir. Böyle bir şeye yanaşmamaktır. Tefrit mertebesi ise cebanettir, şeydir, gabavettir, gabiliktir, ahmaklıktır. O da kendi bildiğine değil hiç çalıştırmamaktır. Örnek vereyim. Ne derse onu yapmak. Bak mesela. İsa Aleyhisselam bir gün çok önemli olduğu için duymuşsunuz ama bu makamda duyun.
nefes nefese kaçıyor. Ama acayip, bu hikaye değil, bir şey anlatmak için uydurulmuş da değil. Peygamberlerin hayatları uydurulmaz. Yani menkıbe de değil yani, yaşanmış, kaçıyormuş. Sonra niçin kaçtığını anlatacağım sirayetinden. Sonra ashabı, yani onun talebesi, ona ya ey Allah'ın peygamberi, nereye gidiyorsun diye şey yaptı, cevap verememiş yani. Kaçınca bir şey var diye talebeleri de, havaryunları yani, onaylayanları arkasından gitmiş. Birkaç kişi o Şam'ın o dallara mı ne çıkmış, oturmuş nefes nefesi kalmış, şehre bakıyormuş. Nefeslendikten sonra talebesi demiş ki havaryunlardan, ey Allah'ın peygamberi, nereden kaçıyorsun? Dedi ki, ey kardeşlerim, siz de şahitsiniz ki, çok acayip düşündürüyor beni bu. Ben ölüleri dirilttim Allah'ın izniyle. Değil mi? Amaların gözünü açtım Allah'ın izniyle. Cüzam hastalarını düzelttim Allah'ın izniyle. Feşli hastaları yürüttüm Allah'ın izniyle. Fakat ahmağa çare bulamadım. Ahman ruhsal yapısı bana sirayet eder diye kaçıyor. Allah kimseyi ahmak etmesin. Ahmak bilgisizlik değildir. Bilgisize cahil denilir. Bildiğini bilirse cehaletten kurtulur. Gazali'ye göre ilmin ilk adımıdır. Bildiğine kanaat eden, bilmediklerini de reddettiği için buna cehli mürekkep deniliyor. Tamam, kendi bilgisine güvenen cehli mürekkeptir. Şimdi öyle ahmak ki, bizde de oluyor o derece, arkadaşlarda da oluyor. Bildiği, istifade ettiği kaynağı kusur buluyor. Ahmak, nerede bulacağım? Böyle bir ahmak, ahmak işte. Ahmaktan peygamber uzak durdu, sen de uzak dur kardeş. Ahmaktan uzak dur, peygamber uzak durmuş. Niye? Sirayet eder sana. Nasıl sirayet eder? En azından konuşunca seni de şüphelendirir. Sana da suizan ettirir. Elde ettiğin istifadeye mani olur. Daha ne olacak ki? Mesela ahmak bu derse karşı olur. Tamam. Ahmak işte o dediğin hangi mertebededir? İfrattadır. Tefrit ise gabidir yani. Hiçbir şey umrunda değil. Hiçbir şey aktif değil. Vasatı ise bu akılla, bu aklı yapana tabi olmak. O zaman vahiy gözüyle bakıyorsun. Kendisine güvenen ahmaktır. Ahmak ruhuna kadar tahammül etmiş. Sarhoş ahmak. Sarhoş ahmak diyor. Sonunda niye onu diyor? Sarhoş ahmak içen değil. Kendisinde o kadar güvenmiş ki olayları yorumlama özelliğini kaybetmiş. Sarhoş. Sarhoş ayakta duramaz, doğruyu göremez. Çift görür. Tamam. Abi, ben başka bir şey soracağım mı? Bu sadakat neticesi imtihan sırrında mı? İmtihan sırrının neticesi mi sadakat? Şimdi imtihan sırrının içerisi sadakattır. Hı. Onu merak ediyorum. Neticesi ise istikamet bulmaya sebeptir. İstikametin kendisidir. Sadakatsız da istikamet yoktur. Sula gibi. Hayatın kıble, mesela duvan var benim. Ya Rabbi, aklıma marifetullah, kalbime muhabbetullah, ruhuma müşahadetullah, hayatıma istikametullah, bedenime ibadetullah. Yani hayatın kıblesidir sadakat. Hayatını doğru yorumlamaktır sadakat. Aklını sahibine bağlanmaktır sadakat. Cemaat efradının bütüne getirendir sadakat. İntisap da diyebilir miyiz? Kendinden çıkmaktır sadakat. Kendine sıyrılmaktır, intisaptır sadakat. Sadakat, İslamiyet'in en büyük şiarıdır. Onun için sadakatın manası için o kadar risalede methedilmiş ve öne çıkartılmış.
sadık. Çünkü kendisi de öyle. Yani köpek sırf bu sıfatından dolayı necis olduğu halde koruyoruz. Yanımıza alıyoruz. Diğer sıfatlar olmadığı halde. Veyahut da tam bir emir eri. Evet. Gibi. Sadakat. Ufak bir sıfat değil. Ya Allah Allah. Sadakat aklın gereğidir. Aklı kamil insanların özelliğidir. Ondan sonra bu sadakatta taassup olmaz. Bu aklı o akla bağlanın en büyük özelliklerinden bir tanesi, yani sıfatlarından bir tanesi de şudur. Bütün akıl mertebelerinden bakan hiçbir akıl mertebesine mahkum olmayıp insanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanan insandır. Bu taassubu ben bir türlü kavrayamadım. Ben de kavrayamadım ki. Yani hapsalam almıyor benim evet. Daha doğrusu. Yani evet. Çünkü niye? Bir yere bağladın da onda. Son cümlemizi i̇yi anlamadım abi. İyi ki, iyi ki nurları tanıdık. Elhamdülillah. Allah'ım, Allah'lığın hatırına bizi, ehl-i imanı, nur talebelerini affeyle. Amin. Bizi sevenleri de affeyle. Amin. Bizi sevenleri de sevenleri de affeyle. Amin. Amin ya Rabbi. Amin diyenleri de ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Allah ya. Allah'a sadakat nasıl bir şereftir ya. Kur'an'a sadakat nasıl bir keyfiyettir. Risale-i Nur'a sadakat nasıl bir makamdır. Bilerek söylüyorum bunları. Nasıl bir makamdır. Sadakat bir makamdır ya. Gözükmeyen bir makam. İnsanlara hükmeden bir makam, sıyrılan bir makam efendim abi. Diğer vazifelerindeki geri kalmışlık ve eksiklikleri topluyor. Sadaka topluyor mu hepsini? Evet, hepsini cem ediyor sanki lokomotif gibi. Birincisi. Gerçi arkadan geliyor ama gene peşindedir. Yani lokomotif vagonları çekiyor ya. O sadakat. Evet, o sadakat 9 sıfat arkada vagon ama çekiyor. Bütünlüğü hedefe götürüyor. Çünkü sadakat hayatın kılavuzu ve kıblesi ya. Her şeyi kıblesine koyuyor. Aklı kıblesine koyuyor. Muhabbeti kıblesine koyuyor. Aşkı kıblesine koyuyor. Adaveti kıblesine koyuyor. Kibri kıblesine koyuyor. Hepsi de. Tabii ya mesela haset mesela. Sadakat oldu mu? Kıbleye koyunca sadakat, haset onda var. Ama olsun onda, bende de olsun. Bak sadakat böyle yaptırıyor. İfratı ise onda yeter ki olmasın, bende de olmasın. Tefriti ise onda olmasın, bende olsun. Vasata getiren şey sadakattır. Tuhaf bir şey ya. O zaman sadakat çok... İhlasın da şey... Sadakat dendiği gibi yapmak. İhlas dendiği için yapmak. Hayır, ihlasında ifratı, tefriti... Var. 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 Mesela ihlasın vasatı 20. lemadır. Sırrı ihlası ne oluyor? Sırrı ihlas ise içteki yapılanmadır ki 21. lemadır. İhlas malzeme oluyor. Sırrı ihlası etem oluyor. İhlası etem ruhta onu yaşamaktır. İhlas, sırrı ihlas ise ruhta kabul etmektir. Mesela uygulayayım. Hoş geldiniz, hoş geldin, nasılsın kardeşim, hoş geldin. İçiyordum, burşun devrisini kapatıyordum. İhlası var, sırrı ihlası yok. Çakma ya. Sırrı ihlas içten gelen. Evet, yani kabullenmektir. Kardeşimi kabullenmektir, sahiplenmektir. Sevmektir. Ona sahiplenmektir. Benimdir diyebilmektir. Benimdir. Ne olursa olsun. Bir kokusu var mı nurlardan? Benimdir. Bana ne derse dersin. Bana diyor, nura demiyor ki diyor ustam. O ki Risale'nin alakası varsa onu 100 kusurunu affederim diyor. Hangi kusurun? Şahsi kusurun ama. Umumi hukuk değil. Umumi hukuka zarar veriyorsa o Risale-i Nur'a bağlılık gibi gözüken bilgi özelliği umumi hukuka zarar veriyorsa o da affedilmez. Karıştırmamak lazım. Tamam. Affetmek, şahsi hukukunu affedersin. Umumi hukukta affedemezsin, cani olursun. Abi, hepsi dengedir. Şimdi söyleyeceğim şey belki şimdi kalabalık yaşıyor değil mi? Şimdi taassup da o demiş olduğunuz... umumi hukuku ihlal edenleri ben yakaladığım zaman dövmek istiyorum. Biz hadi devam edelim şimdi. Sonra gelir taakul kalsın tamam. Sonra gelir taakul
Bunu da açtık, bitireyim. Sonra tasdik ediyor. Yani tasdik 4. Ya sen istiyorsun ki her bir dersi, şey bir kelimeyi, 4-7 ya. Onu nasıl aşağı yaparsınız biliyor musun? nurdersi.com'a girin. Sesli dersler var, çarşamba dersleri. Tahayyül bir dinleyin. Tasavvur bir dinleyin. Taakkul bir dinleyin bir saat. Belki de taakkul hakkında 5 tane var. Hep de vakıf değil yani. İçtimaiyattaki hepsi. Çarşamba dersinin hiçbir tanesi vakıf yapmamış. Hepsi çalışıyor. Aylarca çalışıyorlar. O kürsüye geliyorlar. Mesela 6 aya kadar bütün çarşamba dolu. Sen bir konu alsan şimdi 6 ay sonraki günü alacaksın. Çoğu belki esnaf. Hepsi esnaf. Esnaf o biliyor. Mesela geçen hafta kim vardı? Levent Can Demir. Ne yapmıştı? Ha? Hayır. O Levent değil. O da Levent. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Cismaniyet. Bitirdiniz mi bu cismaniyeti? Yok. O yaptı. Benim cismaniyet hakkında çaktırmadan bin bir alem bu alemde diye bir ders var. Cismaniyet anlamış bir parçadır o. Yavaş yavaş böyle bir anda çıkarırsam sistem kaldırmaz diye böyle karar verdim. Yer yer çaktırmadan 2 haftada bir, 3 haftada bir cismaniyete girip tek tek ders yapıyorum. Bir tane yaptım. Yani şu anda sitede var. Bir gül goncası gibi bin bir evet. Alem, bu alem diye bir isim vermişler onu yayına koyanlar. Orada var, cismaniyettir aslında o. Tamam, indirmiştim ya. Efendim tasdik geliyor, sonra izan oluyor. Saat geçti ya. Sonra gelir iltizam, sonra itikat gelir. İtikadın başkadır. İtikat aklidir, iman kalbidir. İtikadı bozuk olabilir. Sağlam olabilir. Mesela Allah Resulü'nün yanında bazı kişiler vardı. Zahirde sahabe değil. İtikadı sağlam, imanı yok. Resulullah'ın vefatından sonra veya fırsat buldukça yan çizdiler. Bunlar hakikatte sahabe değillerdi. Çünkü hiçbir sahabe döneklik yapamaz. Sahabe olamaz döneklik ruhu ise. Eğer sahabe olmuşsa o ruh değil. Sahabe olmuşsa Resulullah'a yakın ruhtur. O dönemez. Peki nasıl bir tiptir? İtikadı olup iman olmayandır. Mürtet olanlar. İtikat aklidir, iman kalbidir. İhtiyar, cüz ihtiyar aklidir, irade kalbidir, vicdanidir. İtikadın başkadır, iltizamın başkadır. Yani itikat ettiğin başka, kendisine lazım olup beni inşa eden bir şeydir diye eyleme dönüşün başkadır. Dönüştüren iltizamdır. Yani kafadaki bütünlük, o tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat bütünlüğe gelip vicdana iniyor. Vicdanda soğan kabuğu gibi en dış tarafında irade var. İçine gir, zihin var. İçine gir, his var. Daha içine gir, latife-i Rabbani. Şimdi bu bütünlük buraya gelirse iraden güçlü olur. İradesi güçlü olan nasıl gözükür dışarıda? İbadetullah olarak gözükür. İbadette ciddi olur. Tavuk taner gibi, toplar gibi namaz kılmaz. Adam gibi kılar, vaktinde kılar, tesbihatını yapar, teslim olur. Yani namaz böyle şöyle. Bu iltizamdır. Kendisine eylem olarak lazım yaptı. İtikadın başkadır, iltizamın başkadır. Yani itikat o kendinden onu evelliyorsun. İltizam ise eyleme dönüştürmektir. O itikadı eyleme dönüştürme şey sistemidir. Her birinden çıkar bir halet. Halet ortaya çıkandır. Sirayet ise sistemin adıdır. Bendeki şu özellik size nasıl yansıyacak? Şu dünyada böyle birbirlerine geçişler olsun diye sistem kurulmuş. Onun adı sirayettir. Bendeki halet sizi sirayet ediyor. Hepsinin çıkan bir halet. Çabuk okuyorum şey. Halil. Nerede kaldım? İtikad başkadır. Her birine çıkan bir halet. Salabet itikattan. Yani eğer bir insanın itikadı varsa salabet. Sağlamdır yani. Hani sadakati var yani.
duruşundan belli. İtikatlıdır. Salabeti var ya. Böyle kaypak değil yani. Döne değil böyle. Kur'an'ın tabiriyle topuğun üzerine geri dönmez diyor meal. Böyle kaypak. Gidiyorsun bir adama bakıyorsun falan. Tak yüzü sana dönmüş. Bir zorluk görünce hemen dönüveriyor. Salabeti yok. Salabet itikattan ne diyor? O taassubu da burada söyleyecek. Taassup iltizamdan. Yani kendi hayatını külliyatta görüyor. Bu budur diyor. Bunun dışında bir hayat seviyesi olmaması lazım. Mana mertebesi budur. Diyen de taassup oluyor. Taassup olduğu için külliyatı tek mana mertebesi zannediyor. Yani insanları tek tip zannediyor. Yani Risale-i Nur İsmi Azam'dan geldiğini iddia ediyor ama izan etmemiş. Çünkü Risale-i Nur her mevzusunu mertebe-i azamdan, ismi azamdan geldiği için her mertebe hakikat insanlara verme keyfiyetine sahip. Ama sırf kendi mertebesini kabul edip diğerleri reddeden taassuptur. Bu da iltizamını böyle dönüştüren tiplerdi. Bak iltizam yukarıda da böyle oldu. Burada da aleminde, iç aleminde taassup olur. Yani taassup ehli Risale-i Nur'un veya Kur'an'ın nereye taassup etmişse bunun mana mertebesi budur. Daha evveli, ahiri, zahiri, batinisi yoktur. Bu budur, benim anladığım budur. Buna uyan tamamdır. Buna uymayan artisttir. Muvazenesizdir. Şov yapıyor. Büyük bir cinayet değil mi aslında? Hakikatin canisi ya. Ben nasıl derim ki benim anladığım kadardır külliyat? Tövbe ya Rabbi. Allah'ım bunu hiçbir Müslümana nurcuya dettirme Allah'ım. Yani ruhsal dettirme. Lafın değil de. La kardeşim ben derslere katılıyorum ben de dinliyorum o. Çarşamba dersini hiçbir tanesi ben yapmıyorum. Öyle değil mi hiç? Doğru. Katılıyorum. Vallahi şöyle dinliyorum ya inanın. Size ben sevdirme ihtiyacım yok ya. Şöyle bakıyorum acaba bu akşam her derse oturuşumda bakıyorum. Vallahi tallahi billahi bak. Oruç tutarım yoksa yalanırsa. Bakayım benim anlamadığım yani benim bilmediğim daha önce vakıf olamadım. Bakayım Allah onun ağzıyla bu Risale-i Nur zeminiyle bana ne verecek? Vallahi her derste de veriyor. Öyle bakıyor. Birinci söz dahi yapsa böyle bakayım benim daha önce anlamadığım, intikal etmediğim, ihtiyacım bakayım bana ben okudum ama o kadar şey yapma. Dinleyen daha iyi istifade eder diyor konuşandan. Bakayım bana bu akşam Allah ne verecek bu dersten. Hep böyle dinlerim. Buradan çıkıyor. Vallahi böyle dinliyorum inanın. Burada tevazu yapmıyorum yani. Böyle dinliyorum. Bakayım bu akşam bana ne verecek. Bildiğim bir konu işliyor. Oysa cismaniyeti ben 8 aydan beri işliyorum. Daha çıkartmamışım. Cismaniyeti o kardeş çıkarttı. Levent. Böyle dur bakayım dedim. Benim cismaniyetle meşgul oldum ama. Tam 5 tane benim hiç vakıf olmadığım şeyi o saf temiz insan ağzıyla bana verdi Allah. Hemen kaydettim. Telefonda kayıt şeyi var hemen. Kaydettim. Dibi yok ki. Çünkü ilmi muhiti ezeliden temessül eden bu dersler. İlmi ezeli aynı olmuşlarsa da yani ilmin tamamı nihayetine vakıf olmaz insan bunlar. Çünkü ilmi muhiti ezeliden gelen Kur'an hakikatları, icaz-ı Kur'an'dır. Bir mertebeye bakmaz, bir dima hitap etmez, bütünü içine almış. Onun için her ismin mertebe-i azamından geldiği için Risale-i Nur mevzuları ismi azam seviyesinde izah ediliyor. Hiçbir tane istisna etmeden şöyle diyor. Diyor ki, haşir meselesi bütün ulema-i İslam. Bütün diyor. Bir tane istisna yok. Haşir meselesi bütün ulema-i İslam naklidir. Akıl buna yol bulamaz dediği yerde diyor. Çocuklara da avama da bildirmiş. Çünkü haşir niçin akıl bu yolda bulunamaz demiş. Çünkü haşir ismi azamla olacağı için ismi azama intikal etmek bu akılla mümkün değil. Bu akılla ismi azamı anlamayız. Eğer ismi azamı anlamak istiyorsan bu akla bağlarsan bu aklını o akılla bilinir ismi azam.
vahiysiz olmaz. Ustad işte kendisi okuyor. Kendisinin okuduğu mana mertebesi var mı yok mu? E benim okuduğum mertebeye kadarsa ustad benim okuduğum mertebeye okuyamaz gibi daha. Ölünce kadar okumuş. Yani ustad okumuş mu okumamış mı? Onun anladığıyla benim anladığım aynı diyebilir miyim? E ben nasıl derim ki benim anladığım kadardır? O zaman ustad da benim seviyemdedir. Yazan abiler bile hala okuyor abi. Yok arkadaş burayı saadettim. Allah kahretsin yalan söylüyorsam. Adedi belli değil ha ben okuduğum. Kaç yüz defa okumuşumdur. Burayı. Bunun üzerine ne kadar çalışmışım belli oluyor da ders yapıyorum. Ya bu belli değil ya. Kaç yüz defa. Her okuşta keyif alıyorum. Bak zevk, zevk alıyorum. Keyif alıyorum. Acayip bir şey ya. Tuhaf. Tuhaf bir şey. Yani her gün ekmek yiyoruz ama her ekmek yiyişimizde farklı bir şeye taşıyor bizi. Bu ne acayip bir şey ya. Taassup nereye girdi? İmtisal izandan. Aydar git Hasan. Tasdik iltizamdan. Taakkul da bir taraf. Bir behre tasavvurda. Allah Allah. Dişe vurduğun zaman yani dışarı çıkmayalım dedim. Tasavvur. Bir behre. Bir behre. Ne demek? Bir hastalık ismi çağrışımı yapıyor. Şimdi basmıyor. Tamam. Basmıyor. Yani o yapıya uygun bir sistemi insan aktif olmuyor. Bir behre tasavvurda tahayyül de safsata asıl olur. Yani eğer kullanamazsan tahayyül de safsata olur. Tasavvurdan bir behre olur. Mezcine eğer olmaz müktedir. E sen onu bütüne, sistemine, kıblesine koyamazsan ne olur? Batıl şeyleri güzelce tasvir etmek her dem safi olan zihinleri cehreder. Hem idlali. Yani mesela haberler buna girer. Batıl şeyleri yani negatif şeyleri, olumsuz şeyleri, kötü şeyleri tasvir etmek. Her cephesini böyle iyice sarkız gibi çiğnemek. Safi zihinler idlal eder. Onun için bu gazetede buna girer. Haberlerde buna girer. Girme kardeşim. Batıl şeyleri. Batıl yalan söylüyor ya. Sen bilmiyor musun yalan söylüyor. Ne uğraşacaksın? Netice şudur. Ha bu bir sürü uğraşmalar olacak. Filmler. Boş ver film. Netice budur kardeşim. İttihat İslam olacak. Patlasalar da çap patlasalar da. İttihat İslam'ın adı Cemail-i Mutefika İslam'ı falan. Bak batıl şeyleri güzelce ikide bir tasvir etmek. Yani böyle yapar. Peki, çok uzadığı için... Zaten filmin sonunu bilenler filmi izlerken sıkılıyor. Onun için izlemeyelim ki. Bu akşam ikinci şeyi. Evet, güzel. Filmin sonunu bilenden kasıt, sikki tasdiki gaybiyi okuyan, kıyamete kadar haber bülteni kitabıdır. Onu böyle tahkik eden adam, onu tahkik eden insan... Şu insanların aktör ve artist olan şu siyasi ve cemiyettekiler faili muktedirdir, faili muhtardır. Kendileri yapıyor zannına gelmez. Bunlar şeydir, alavera dalavera. Bunlar tiyatrodaki oynayan artistlerdi. Bazılar başrolde oynuyor, bazıları düşman bölümünde oynuyor. Ama filmin neticesini bilen artık bunların şeylerin oynayışlarına kafayı takmaz. Meşgul olmaz. Çünkü haber bültenini bitirmiş adam da %100 kesiyor. Peki. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs salavat.